Tapınakçılardan intikamımı almazsam gözüm açık gider bilesiniz. Ya senin akşama nikahın var. Sen hala burada bizi de pişirsin ya. Eline yüzüne bir çeki düzen ver. Sonra ay kız bacım seni görüp de ben ne ettim? Onca zaman bunu mu bekledim demezsin. Hadi gel kardeş. Ne anamla ne babamla konuşacak yüzüm yok kardeşim. Onlar da bir elimle gelip konuşmazlar. Ne yapacağımı bilemez oldum. Selcan Hatun'u yalnız koyma abi. Ne yapmışsa yapmıştır. Belli ki pişmandır. Doğru yolu arar. İbn Arabi ona yolu gösterdi. Senin de desteğine ihtiyaç duyar. Biraz daha vakit ver ona. Kızlar, hepiniz muradınıza eresiniz. Sabrettin, sonunda mutluluğa kavuştun Aykız. Sen de Ertuğrul Bey'ime kavuşacaksın Halime Sultan. İnşallah. Başlığım hazır mı Gökçe Altın? Onu da takalım. Hazır hazır. Thank you.
Sana bir oğul vereceğim demiştim. Karnımda evladını taşıyorum. Obaya yiğit bir alp, kayıya bir beyoğlu vereceğim. Yaktın beni Selcan. Yaktın. Bu mektup Antakya Haçlı Kontluğu'na. Bu da Kıbrıs'a gidecek. Emredersiniz efendim. Yolunuz açık olsun. İbnül Arabi'nin sandığı umurumda bile değil. Sandıkla ilgili gelişmeleri Kardinal Hazretleri bana anlattı. Artık rakip değiliz. Arabi'nin müridi olmayı başarman İslam dünyasıyla savaşımızda bize pek çok kapıyı açacaktır. Tebrik ederim. Zadora'nın çizdiği haritaya göre burası olması lazım. Suyun üstü demiş. O babasından duyduğunu çizmiş. Eğer doğruysa burası köprünün altına bir yer. Yanlış yer olabilir mi diyorsun yani? O zaman Ertuğrul Bey'in tüm hesapları şaşar. Doğru söylüyorsun.
Doğan bir şey söyleyeceği. Söyle kardeş. Kardeş biz üç at değil miyik? Evet kardeş. Hepimizin bir vasfı vardır. He. Turgut kardeş. Aslan parçası gibin. Eyvallah. Ben de sen kılıç kullananların piri. De. Kardeş gücenme ama senin vasfın nedir? Sübhanallah. Bamsıya bak Bamsıya. Kedi olmuş da bizi yeme derdine düşmüş. Ya bir durun. Dırdıra başlamayın gene. Bak vallahi o tapınakçıların zindanına geri dönerim ha. Dur kardeş dur. Zor bulduk seni zaten. Bakma sen bu Doğan'a. Hakikatle yüzleşemez vasıfsız. Buyur kardeş. Bölgün de burada. Eyvallah. Ay kız bacım. Senin gibi bir alper eyledi ya. Vallahi yatsın kalksın dua etsin. Amma da yakışıklı oldun be kardeş. Eyvallah. Kardeşlerim benim. Peki dehlizleri açmak tehlikeli mi? Açmasını açarız da Gündoğdu Bey'im. İçerideki tuzaklardan endişelenirim. Eğer kazdığımız yerleri sağlamlaştırmazsak bütün dehliz üzerimize çökebilir. Bu da aylar sürebilir beyim. Aylar sürecek bir kuşatmayı kaldırabilir miyiz Ertuğrul? Eğer dışarıdan yardım gelmezse kaldırabiliriz beyim. Alpler hazır mı? Hazır ağabey. Evelallah. O vakit Turgut Alp'in düğününden sonra hareket ederiz. Haydi Dildemir. Sen de var Aykız'la vedalaş. Fazla gözyaşı dökmeyesin. Beyim, obamızda çoktandır huzur yoktu. Çok şükür sayenizde artık o da var. Keşke anan yaşayaydı da bu günleri göreyim. Can babam. Canım sana feda babam. Var olasın. Beni anasız büyüttün. Hakkını helal et. Helal olsun. Helal olsun. Bak kızım. Ben sana bugüne değin haram lokma yedirmedim. Sen de evlatlarına yedirmeyesin. Eşine sadık olasın. Ona kem söz söylemeyesin. Bir dediğini
eylemeyesin. Her daim yanında olasın. Destur var mıdır? Gel oğlum. Buyur evladım. Buyur. Gel. Kızımı üzmeyesin. Erliğini ona kaba kuvvetli göstermeye kalkmayasın. O önce sana yaradanın, sonra da benim emanetimdir. Emaneti incitmeyesin. Bir ömür boyu emanetinizi incitmeyeceğim baba. Size ayıp sözüdür. Gün bizim günümüzdür. Hadi bakalım. Hadi. Herkes ellerini açık tutacak. Yani bağlamayacak. Ve benimle birlikte söyleyecek. Demi günahlarımız için tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. 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 El azim. Ellezi. La ilahe illa. Hüvel hayyul kayyum. Ve tübü ileyh, amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulühi vel yevmil ahiri ve bil kader hayrihi ve şerrihi minallahu teala vel basu badel mevt hakkun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Amin. Dukakoğlu Demir'in kızı Aykız, Konur Alpoğlu Turgut'la 10 dirhem altın ve 20 koyun mihri muaccel olarak vermesi mukabilinde nikahını kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Konur Alpoğlu Turgut, Demir kızı Aykız'ı vaat ettiğin mihr üzerine nikahlamayı kabul ettin mi? Ettim. Ettin. Ettim. Ettin mi? Ettim. Şahitler, siz şahitlik ettiniz mi? Ettik. Rabbim akdinizi mübarek kılsın. Amin. Ya Rabbim, bu iki yavrumuzun akdine bizler şahitlik ederiz. Sen de şahit ol. Allah'ım, evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında geçim, sevgi, evliliklerinde sebat nasip eyle. Amin. Aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme. Allah'ım, bu çiftler arasında Hazreti Adem aleyhisselam ile Hazreti Havva annemizin
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Hatice validemiz ve Hazreti Ali radıyallahu an ile Hazreti Fatıma validemizin arasında var olan ülfet, geçim ve muhabbeti var eyle. Allah'ım, bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızk ihsan eyle. Amin. Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Amin. Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ve nimet ver. Ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver. Ve bizi ateş azabından koru. Amin. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır. Yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Sübhane Rabbike. Rabbil İzzeti amme yesifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Amin. Çoluğunuzla çocuğunuzla uzun ve mutlu bir hayat nasip etsin Allah. Allah sizleri her daim mutlu kılsın. Yuvanızı kutlu kılsın. Allah sizi mesut etsin. Bir yastıkta koçatsın. Eyvallah beyim. Eyvallah. Karısı başınıza. Mesut ol. Sağ olasın Ertuğrul beyim. Allah da Halime Sultan'la sözünüzü tamamına erdirsin. Turgut Alp'le etti! Öpe bana, öpe bana, öpe bana, öpe bana!
şaşırıp da döneydin. Obanın düşmanı olaydın. Ölümün elimden olsun diye çok dua ettim. Ben de ölümüm hep senin elinden olsun diye dua ettim Aykız'ım. Hepsi geçmişte kaldı. Allah senin aşkın olmadan bir gün bile yaşatmasın beni. Bunu bilir, bunu söylerim. Allah bizi ayrı koymasın yiğidim. Biz de büyük bir düğün eleyelim. İnşallah Ertuğrul Bey'im. Yarın bütün ahaliyi toplayacağım. Eski günlerde olduğu gibi. Hayırdır Bey? Cengi özledim Hayme. Cengi. Artık diriliş vaktidir. Dirilelim ki Türk milleti kendine gelsin. Sırtını döndü, merhemini süreyim. Artık çiban bile canımı yakmıyor Hayme. Sen onun da üstesinden gelirsin beyim. Ey benim alplerim, ey benim beylerim, ey benim pusat kardeşlerim, ey benim şehitlik mertebesine varmak için yere göğe sığmayan gazilerim. Sizleri buraya her türlü fitneyle, her türlü fesatla birliğimizi, dirliğimizi elimizden almak isteyen düşmanın canını almak için çağırdım. Bizlerin öfkesinden sakındıkları o koca kale duvarlarını başlarına yıkacağız. Gök girip kızıl çıkan pusatlarımızın sesleriyle yeri göğü inleteceğiz. Bunca vakittir obamıza zulmettiler. Nice yiğitlerimizin canlarına kastettiler. Şimdi bedel ödeme vaktidir. Adı bütün cihana nam salmış, korku salmış tapınakçıların nasıl kirli, nasıl çürümüş, nasıl kokuşmuş olduklarını en iyi sizler bilirsiniz. Sahip olduğunuz asil kanla, imanınızla o kaleyi başlarına geçireceğiz. Benimle cenk etmeye var mısınız? Varız! Benimle şehadet şerbetini içmeye var mısınız? Varız! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
yar ve yardımcımız sizlerden de razı olsun. Amin. Kalenin etrafı uçurumlarla çevrili. Doğrudan saldırı neredeyse imkansız. Kaleye giriş yolu bir tek bu istikametten var. Kaledekilerin iki dehliz hazırlattıklarını biliyoruz. Bunlardan birinin yeri belli. Lakin kapatılmış. Deldemir alplerimizin geçebileceği kadar bu dehlizi açacak. Diğerinin yerini ise bilmiyoruz. Ömer ikinci dehlizin yerini öğrenmeye gitti. İzodar'ın dediğine göre ikinci dehlizi Üstad ve Titus haricinde kimse bilmiyormuş. Tez canlılık yapar da kapılardan ya da duvardan girmeye çalışırsak bu saldırının da bizim de sonumuz olur. Önemli olan onların dışarıyla bütün irtibatını kesip onları tecrit etmek. Eğer kaleye dehlizlerden 40 yiğitle girmeyi başarabilirsek avludan kapıyı açabiliriz. Kürşad'ın 40 yiğidi gibi 40 yiğit yeter bize beyim. Eğer beni yaşlıya saymayıp izin verirsen bunlardan biri de ben olmak isterim. Kızı da evlendirdin nasıl olsa. Bu dünyada kimseden korkmam evvelallah. Eyvallah Deldemir. Allah'ın izniyle bizi bu kaleye bir sok hele. Merak etmeyin beyim. Bunu başaracağım. Haçlı kontluğundan yardım çağırırlarsa kapana kısılırız. Eğer dehliz tahminimizden uzun sürede açılırsa tecritin uzama ihtimali var. Bu durumda kadınlar alplerin mühimmat bir iaşesini temin etmek için çalışacaklar. O vakit iki cephelere savaşta olacağız. Sefere gittiğimizde obanın da mühimmat ve yaşenin teminin de Gündoğdu'nun sorumluluğunda olacak. Emrin olur beyim. Hayırdır Bamsi, keyfin yerinde bakıyorum. Hey ya kardeş. Pisli teke de döndü ya. Şimdi şu cenkten zaferle çıkarırsak gayri avrat alma vakti gelmiştir. Ulan ayı, hangi avrat sana baksın be? Kardeşler. Siz atışmaktan cenk de edemezsiniz. Hadi, hadi. Abi pisli tekem. Sen merak eyleme. O kalede taş üstüne taş komandize belallah. Zindan eylemezsem bana da er demesinler. Orayı onlara cehennem öleceğim.
Nasıl olmuş? Daha sıkı sarmalısın ki oku bıraktığında şövalyelerin zırhlarını delsin. Daha sıkı Dündar, daha sıkı. Hadi bir daha dene. Kızmadın değil mi? Hiç kızarmayayım ay kız. Hedefini delmen her ok bizden bir şehittir. Hemen yapıyorum. Gayrı düşmana dur deme vakti gelmiştir. Şimdi gaza zamanıdır. Düşman kalede gizlenir. Çıktığımız bu gaza bir meydan savaşı değildir. En çetin mücadeleye gideceğiz. Onların taştan kaleleri varsa bizim de iman dolu göğsümüz var. Cenk sırasında korkacak, kaçacak, yıkılacak olan varsa şimdiden savaşa gelmesin. Cenk sırasında eğer usanan bir alp görürsem onu kendi pusatımla öldürürüm. Şimdi ailelerinizle helalleşin. Yolunuz açık, gazanız mübarek olsun. Ertuğrul Bey çok yaşa! Ertuğrul Bey çok yaşa! Ertuğrul Bey!